Evet, sevgili İzin Yolu ailesi, 14 Mayıs 16.05 Macaristan çıkış Rötske kapısındayız. Sırbistan'a gireceğiz inşallah. İstikamet Türkiye. Biraz yoğunluk var ama ilerliyor. Tüm yolda olanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Çok kıymetli İzin Yolu ailesi, Sırbistan çıkış Bulgaristan giriş kapısındayız. İstikamet Türkiye, 14 Mayıs saat 21.50. Görmüş olduğunuz gibi 4-5 tane araba var. Bir tane kapı açık. O da hızlı ilerliyor. Herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. İpsala giriş kapısı tamamen boş diyebilirim. Evet arkadaşlar, şu an Türkiye Edirne Kapıkule'den girmek üzereyiz. Son olarak her türlü sıkıntısız, Allah'a şükür hamdolsun, gelebildik. Köln'den Almanya, Köln. Uy. Evet, yeşil fesele olduk. Sapasağlam geldik çok şükür. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar, Sırp çıkış, Bulgar giriş gayet sakin. Bulgar girişi dahil 3-4 araba var, fazla bir şey yok. Sayın İzin Yolu dostları, ben şu anda Çek Cumhuriyeti'nde Brno istikametinde yoldayım. Biraz evvel İzin Yolu dostlarımızdan bir tanesi Brno ile Bratislava arasındaki otobanın kapalı olduğunu sabahleyin bildirmişti. Ben o etabı daha geçmedim ama acaba şu anda anlık olarak oradan geçen var mı? Otoban hala kapalı mı acaba? Umleitung veriliyor mu? Onu bildirebilen varsa çok sevinirim. Evet, Prag biraz yoğundu bizim için de ama şu anda otoban sakin, yolumuza devam ediyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Brno otobanındayım. Brno'ya 14 kilometre kaldı Bratislava ayrımına. Şu anda otobanda kaza var herhalde. Stau var. Bekliyoruz. Sabahleyin bir arkadaş da buradan otoban kapalı diye bildirmişti. Şu anki durum böyle. Biz sabah 6'da Bremen'den çıktık. Gayet iyi. Arkadaşlar tekrar ben şu anda biraz kusura bakmayın. Stau'yla. Daha yeni dahil olduğum için bu gruba ancak şimdi mesaj verebiliyorum. Çek'te Brün ile Bratislava arasında otoban kapalı. Burada otobandan indiriyorlar. Ben burada aşağı yukarı Belgrad 3 saat merkeze kaybettim. Doğru gidin. Bu bugün tekrarlıyorum burada 17 Mayıs bu levhada Belgrad aşağı yukarı sabah 6 oldu bu olay. Şimdi saat 14 bilemeyeceğim. Halen öyle mi ama sadece bir haber vereyim dedim. Biz Belçika Masmeklin'den çıktık. Sayın İzin Yolu ailesi, ben şimdi aşağı yukarı yarım saat evvel Tompa kapısından geçtim. Macaristan'dan Sırbistan'a. Kapı selam bomboştu. Arkadaşlar. Yani buraya güncelleme tavsiye ederim. Ben Brno'ya kadar yol durumu malum.
Stau'da bekledim. Biraz, yani stop and go. Yani son Bruno, 6 kilometre biraz takır tukur. Ama gerisi yoksa Bratislava, gerçekten bomboş. Sapağına kadar tavsiye edebilirim. Yoğun trafik var. Çok bekledik. Ondan sonra yol açılıyor. Bratislava'ya giderken Slovakya'nın girişinde polis kontrolleri var. Vignet almadıysanız mutlaka alın. Onları da kontrol ediyorlar elbette. Radarlar da var. Hava gerçekten yağmurlu şu anda. Kurallara uyarsak herkes sağ salim evine gider. Herkese iyi yolculuklar. Arkadaşlar, Bulgar'dan o kadar çabuk çıktım ki video yapamadım. Bir araba vardı, sıra bana geldi. Geçtim, bittim. Şimdilik de Türk sınırındayım. Gayet boş. Linz, Viyana istikameti. Yarım saattir fazla stau var. Bayağı kalabalık yol. Yavaş yavaş ilerliyor ama çok da fazla değil. İzin yolu arkadaşlarına. Allah kolaylık versin. Selam arkadaşlar. Belçika Maastricht'ten çıkalı 4 saat falan oldu. Almanya'da yoğun bir trafik var. Yol yapımı çok. Şu anda Nürnberg'e yaklaşmak üzereyiz. Böyle aman aman kötü bir durum yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam arkadaşlar, Macaristan'da yoldayız, Röske'ye doğru gidiyoruz. Röske gümrük kapısında acaba şu anki durum ne olabilir, yoğunluk var mı acaba? Şu anda saat 19.36, orada bekleyen arkadaşlar varsa bir bildirim atabilirlerse sevinirim. Herkese iyi yolculuklar. Tompa gümrüğüne geldik ve Tompa gümrüğünde şu anda önümüzde sadece 5 tane araç var. Arkadaşlara tavsiye ederim. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Günaydın arkadaşlar. Burası da Romanya gümrüğüne çok az kala. Burası da çok yoğun. Ama bakalım nasıl olacak. Sayın izin yolu arkadaşları, kardeşlerim, ben Yugoslavya'yı bitirdim. Pardon, eski Yugoslavya. Nach 600 Metern weiter geradeaus auf A1. Çok güzel bir yolculuk. Makedonya sınır kapısı böyle, bomboş. Yani buraya gelmenizi tavsiye edebilirim. Hepiniz hayırlı yolculuklar. Görüşmek üzere. Ben şu anda çıkıyorum. Makedonya'dan geçişten sonra Yunanistan'a tekrardan konumu bildireceğim. Weiter geradeaus auf A1. İzin yolu arkadaşlarım, ben Makedonya'ya geçtim. Hiç sorun yoktu, kapılar da boş. Buradan gelebilirsiniz.
Şimdi Yunanistan'a girdik. Bundan sonra zaten çekimi detaylı olarak gönderirim size. Size hayırlı yolculuklar. İyi günler, hayırlı yolculuklar tekrardan herkese. Şu anda Bulgar gümrüğüne geldik. Daha doğrusu önce Sırp tarafındayız. Şu anda gördüğünüz kadarıyla önümüzde bir 6-7 tane araba var. Fakat Bulgar tarafı nasıl onu şu anda buradan göremiyorum. Onu da birazdan haber ederiz. Hayırlı yolculuklar. Evet, şimdi de Bulgar tarafına geçtik. Gördüğünüz gibi 3-4 tane gişe tahmin ediyorum şuradan gördüğüm kadarıyla açık. Yani bir aşağı yukarı bir yarım saat 45 dakika sürer diye tahmin ediyorum. Macaristan'da kazadan dolayı 20 kilometre. 20 kilometreye yakın stav var. Yapacak bir şey yok ama Allah yolda olanlara yardım eylesin. Kaza geçirenlere çok geçmiş olsun. Umarım çok fazla zayiat yoktur. Merhabalar arkadaşlar, şu anda Bulgar gümrüğüne geldik. Hafif bir yoğunluk var. Gördüğünüz gibi. İnşallah çabuk çıkarız diye düşünüyorum. Ama şükür buraya kadar kazasız belasız sağ salim geldik. Tekrardan herkese görüşmek üzere diyorum. Bir dahaki sefere hayırlı yolculuklar. Evet, izin yolu yolcuları. Şu an Macaristan Sırbistan gümrüğündeyiz. Yarım saatten fazlayı da geçti. Hala beklemekteyiz. Yavaş yavaş ilerliyor. Bayağı yoğun var. Bayağı yoğundu. Bayağı yoğun. Hayırlısı. Bekleye bekleye varacağız herhalde bu gidişle Türkiye'ye. Herkese hayırlı yolculuklar. Saat 4'ten beri hala Macar gümrük kapısındayız. İlerleme yok. Gerçekten ne yapıyorlar ön tarafta bilmiyorum. Türkiye'den dönenleri Sırbistan, Macaristan kapısında insanların bütün arabalarını dökmüşler. Yazık. Hem üst bagajı hem arka bagajı insanlar sefil bir vaziyette. Yorgun argın buraya kadar gelip bir de bu zahmeti çektirmek yapılacak iş değil insanlara. Allah kolaylık versin. Bakalım bize ne olacak. Daha hala bekliyoruz Macaristan'dan Sırbistan'a çıkış kapısında. Tekrar iyi akşamlar arkadaşlar. Burası Bulgar gümrüğü. Bakacağız yoğunluk var mı? Kapı
Kapıkule tarafı, Kapıkule'deyiz. Yani oradan giriş yapacağız. Yoğunluk var ama bakalım akışkanlık nasıl? Yok fazla. Ama çok da sakin değil. Gece var. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar biz Kapı Kule'ye vardık. Kalabalık yok. Birkaç tane kuyruk. Bütün herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese iyi tatiller. Kuruculara da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Burası Bulgar çıkış. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben şu anda Hırvatistan'dayım. Belgrad Sırbistan'a 150 kilometrem kaldı. Yollar açık ve gayet güzel. Herhangi bir problem yok. De adminden ricam olacaktı, Hırvatistan'da hangi benzinlikte tank yapabilirim? Sırbistan'a yetiştiğimde sınırda ne kadar araba olduğunu videosunu çekerim ya da fotoğraf atabilirim. İyi günler, görüşmek üzere. Şu an Reske sınırına 1,5 kilometremiz kalmıştır. İstikamet Türkiye. Boş gibi gözüküyor sanki. Bakalım böyle mi? Daha 1 kilometremiz var. Tırlar biraz yoğun sanki ama araba kısmı boş gibi. Boş arkadaşlar. Röski komple boş. Yani gördüğünüz gibi fazla araba yok. Röski şu an böyle. Hayırlı yolculuklar herkese. Görüşmek üzere. Karar verdik mi? Evet. Almanın arkasında kalalım. Tamam. Sayın İzin Yolu yolcuları, sağ selim. Bulgaristan gümrüğünden çıkmaya hazırlanıyoruz. Pek fazla yoğunluk yok. İnşallah sorunsuz çıkarız. Şu an Sırbistan'dan çıkıyoruz. Gümrük durumu şöyle yani. Fazla araba yok. 3-4 araba var. Yollar çok güzel, sakin yani. Hayırlı yolculuklar. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Bitte rechts. Bitte rechts. Şu anda Bulgaristan'da çıkışı da bayağı kuyruk var. 4 sıra açık. Arkalar dolu. Herkese, yoldaki herkese hayırlı yolculuklar dilerim.